Evet kardeşler, burada iki futbolcumuz var, çok formda iki kardeşimiz. Orkun'u biliyorsunuz, milli takımda ön libero. Kerem kardeşim Türkiye'den Benfica'ya gitti. Türkiye'deki kulübünde artık nasıl bir mobbing yiyorsa, yiyorduysa, mutsuz, devamlı mutsuz, devamlı sorumlu, verimsiz, senede 5 gol, 8 asist. Kulüpten bir ayrıldı, Türkiye'den bir ayrıldı. Benfica'ya bir gitti, şov yapıyor. Her maçta gol. Milli takımda daha ilk maçında hat-trick, tarihinde hat-trick yok Kerem kardeşim. Ama nasıl bir baskı varsa üstünde, şunu paylaşma, şunu deme, baskısı varsa kulübünde, ayrıldığı andan itibaren müthiş bir rahatlamayla beraber patladılar. Bu kardeşlerin derdi ne? Avrupa'da mücadele eden, oynayan sporcularımız en önemli derdi nedir? Yemekler. Sporcu fazla et yemek zorunda. Kırmızı et özellikle çok tüketmek zorunda. Demir miktarından dolayı. Fakat Müslümanların tüketebileceği etler özeldir. Her eti yiyemeyiz değil mi kardeşler? Bunlarda sorun ne? Bütün takım, takımda 25 kişi var. 23'ü domuz eti yiyebiliyor. Kasaplar, takımın, kulübün lokantacıları, ustaları, şefleri domuz eti yemekler yapabiliyor. Ama bunları yiyebilir mi? Yiyemez. Çünkü ikisi de ben Müslümanım diyor. Dertleri ne? Orkun diyor ki helal et bulmak zor. Bir sene boyunca Hollanda'dan getirttim. Orada bir kasabımız var. Helal et bulmak zor olduğu için yurt dışından, Türklerin bol olduğu yerden Müslüman bir kasaptan helal et getirtiyor. Ve kendi etini ustaya veriyor, şefe veriyor ve ikisini ayrı pişiriliyor. Şimdi domuz etinde şöyle bir sorun var. Helal et getirsen bile domuzu pişirdiği yerde pişiremez. Helal eti domuzun piştiği yerde pişirdiğin zaman o da haramlaşıyor. Dolayısıyla şefe farklı bir yerde yapılması için tarifat vermek zorunda bu kardeşlerimiz. İkinci mesele ne? Helal et yaparken domuz eti yiyen batı, her batılı etine şarap döker. Lezzetini arttırmak için. Şimdi helal et yaparken lezzeti artsın diye şef şarap dökerse et ne oluyor? Domuz etinde hiçbir farkı kalmıyor. Haram olmuş oluyor. Bu Müslüman futbolcular, Müslüman sporcular bunlara dikkat etmek zorunda. Kardeşlerim de Müslüman oldukları için dini yaşantı hassasiyetleri ellerinden geldiği kadar yapmaya çalıştıkları için bunu konuşuyorlar. Orkun böyle söylüyor. Kerem ne diyor? Bir yerle konuştum. Helal et bulmak zormuş galiba. Artık İstanbul'dan falan kendimiz getireceğiz diyor. Dertleri bu kardeşlerin bir videosu. Videonun altına bazı yorumlar gelmiş. Devam edin. Şimdi bakın. Yorum 1. Zombileşmiş yorumlar başladı. Beyinsizler. Kime diyor? Bizim Müslüman topçulara diyor. Müslüman olursan ve dini hassasiyetlerini yerine getirirsen sana beyinsiz derler. Kimin beyinsiz olduğunu öbür tarafta görürüz. Allah ve Resulü'nün buyurduğuna uyanlar mı beyinli, uymayanlar mı beyinli, yoksa zombi, orada görürüz. Beyinsizler. Uyduruk hadislerden çıkan saçma sapan şeyler yüzünden yaptığınız muhabbete bak. Ne cümle kurmayı beceremiyor, ne virgülü var, devriktiğinde darmaduman, sıfır kültür, sıfır ilim. Kurduğu cümleye bak. Uyduruk hadisler diyor. Bu ne demektir? Yeni dine mensup. Reformist İslam'ı savunuyor. Reformist İslam nedir? Muhammedsiz İslam. Biz Müslümanız ama Kur'an Müslümanıyız. Peygamberi, hadisleri kabul etmiyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ı susturan bir İslam. Geri çıktı bu. Aşağı yukarı 20-30 yıldır Türkiye'de de başladı. Peygamber konuşamaz. Ben konuşurum, babam konuşur, hocam konuşur, meal yazar ama peygamber konuşamaz. Hadisleri kabul etmiyoruz diyen herkes peygamber konuşamaz demiş olur. Muhammed Aleyhisselam canlansa ve günümüze gelse, konuşmaya başlasa, bu Kur'an kime indi? Bana inmedi. Size indi mi kardeşler? Var mı aranızda bir yalan? Yok. Kime indi bu Kur'an? Muhammed Aleyhisselam'a indi, son peygambere. Vahiy alan kişi olur. Bugün o gelse, Allah'ın peygamberi buraya gelse, hadis inkarcıları, bu hadislere, uyduruk hadisler diyen, Muhammed Aleyhisselam'ı susturmak isteyen reformistler, şöyle derler, sen sus, ya Muhammed, konuşamazsın. Kur'an mı? Ben Kur'an'ı okurum ve senden daha iyi anlarım. İşte bütün hadis inkarcıları, bütün o mezhebi inkarcıları kendi mezheplerini konuşlardır. Muhammedsiz İslam. Bundan dolayı uyduruk hadisler diyor. Domuz yiyin demiyoruz. Ama Hristiyan veya Yahudi'nin kestiği et helaldir. Ayrıca zorda kalsan domuz da yiyebilirsin. Ya arkadaş,
Sen ne diyorsun ya? Adam milyon dolarlarla oynuyor. Sohbet olsan dedim, istediği lokantaya giren en güzel yemeği yer. Ama kulübün beraber yemek zorunda olduğu yerler var. Kulüple yemek yemek zorundasın. Ama ben de Müslümanım. İnancıma biraz saygı. Zorda kalsan domuz da yiyebilirsin. Bir de fetva veriyor orada. Subhanallah. Şu cehalete, şu zombiliye bakın. Diyorum. Maçlarda sürekli mermi gibi gelen toplara kafa atar da bu hale düşmüşler. Top artıyor ya. Ya arkadaşım, topun içinde hava vardır. Top gelmesiyle beyni yanan, beyin arızası yaşayan bir tane futbolcu yoktur. Bir tane basketbolcu olamaz. Beyin arızası, spordan dolayı beyin arızası yaşayan iki spor vardır. Bir, boks en çok beyin arızası 50'den sonra başlar, boksçular. İki, Amerikan futbolu. En büyük beyin arızaları bunlardır. Çünkü şiddetli bir şekilde çarpmalar bu sporda olur. Futbolda topa vurmayla böyle bir şey olmaz. Ama İslam'a olan düşmanlığı bu taraflara yamamak için argümanlar uyduruyor. Böyle uyduruyor. Yazık ya, üzüldüm valla. 2000'li yılların ilk çeyreği bitmiş, bunlar hala 1400 yıl öncesinin kafasıyla yaşamaya çalışıyorlar. Gördünüz mü? Sorsan ben Müslümanım der. Zombileşmiş. Umutsuz vaka. Döve besleyip döve kesip yesinler en iyisi. Sildiğini değişerler. Bu kadar İslam düşmanı, bu kadar aşağılık, bu kadar aleni bir şekilde alay eden ve hakaret eden insan. Milli takımda bu kardeşlerimiz gol attığı zaman sevinir. Utanmadan sevinir. Ama inançlarına saygı yok. Ben inançlarına saygı duymuyorum. Ben laikim. Demokratizm ben. Demokratik. Komünizm ben. Komünizm. Allah size hidayet versin. 3 sene sonra çıkıyor, kız arkadaşını kesiyor. Erkek arkadaşını parçalıyor. Diyor ki ben nasıl bu hale geldim oğlum? Müslümanlara küfür ediyorsun. Bunun sonu şeytana kulluktur. Şeytana kul olan birisi birilerini parçalamak zorundadır. Düşen yer burası. Bir yorumda, ya arkadaşlar, bunu dinlendirmek zorunda mısınız? Kerem biraz dikkat et, bunlara gerek var mı? Subhanallah, subhanallah. Ya dinini yaşayamazsın yani. Cuma'ya nereye gideceğiz ya? Konuşamazsın bunu. Dinini yaşamanı istemiyorlar. Konuşma bunları, gizli saklı. Ne yapacağız Cuma'ya? Gidelim, aman görmesinler, kamerayı çık, kapatın. Ya arkadaşım, dinini yaşayacağım ya. Ben bir Müslümanım. Ve ben bu dinle 4 asır boyunca dünyaya hükmetmişim. Dünyanın lideri olmuşum bu dinle. Bu din olmasaydı böyle bir şey olmazdı. Ve sen beni bastırmaya çalışıyorsun. Laik. Devam et. Onlar sözde Müslümanlardı bizim ülkemizde yaşayanlar. Şimdi bunlar da onların ülkesinde yaşayanlar. Onların yorumlarına bakalım. Hristiyan geleneğine sahip bir aileden gelmeme rağmen insanları ağırlamayı, diğer kültürlerin geleneklerini anlamayı ve saygı duymayı seviyorum. Ve yeni kültürler hakkında daha fazla şey öğrenmeye meraklıyım. Bilin diye söylüyorum, Lizbon'da bazı helal kasaplar var. Umarım yardımcı olur. Bir Hristiyan. İçerideki gavurları gördünüz mü? İçerideki gavurlar, o münafıklar var ya çok beraber. Hiçbir dışarıdaki gavur, içerideki gavur kadar olamaz. Dinlerini ve ruhlarını satmışlardır. Bak, Müslüman kasaplar var diyor. Bilin diye söylüyorum, ben burada yaşıyorum. Aman Allah'ım. Onlara Müslüman lokantaları bulunabilir. Yaşadıkları zorlukları duyunca üzüldüm. En iyi koşullar sunulmalı. Hristiyan, Hristiyan. İçerideki gavurlar, dışarıdaki gavurlar. Bakış farkı.